Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı, emeğiyle, alın teriyle yaşayan tüm yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu hafta sözlerime başlarken 15 yıl önce planlı bir cinayetle katledilen sevgili Hrant Dink'i özlemle andığımızı ifade etmek isterim. Dink katledişinin 15. yılında vurulduğu yerde anılacak. Bu yılki anma 15 yıl, 15 eksik yıl sloganıyla gerçekleştirecek. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak günü Şişli'de vurulduğu yerde yapılacak anma etkinliklerine partili arkadaşlarımızla katılacağız. Söylenmesi gereken net, bu ülkede, bu topraklarda yaşayan bütün halkların bir arada eşit ve özgür bir ülkede barış içinde kardeşçe yaşayacağı günler için sürdürdüğümüz mücadelede sevgili Hrant Dink de yaşamaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin %99'u öğretmenler, mühendisler, doktorlar, işçiler, öğrenciler hep birlikte faturamızı nasıl ödeyeceğiz diye kara kara düşünüyoruz. Markete gidip alışveriş yapmaya çekinir hale geldik. Tüm ülke yoksulluğa mahkum edilmiş durumda. Fakat Erdoğan iktidarı şatafata doymuyor. Cumhurbaşkanlığına ait saraylardaki bakım için 2022 yılı sonrasında da 61 milyon 200 bin lira harcanacağı açıklandı. Durum son derece net. Gerçeklikten tümüyle kopmuş. Sadece kendi iktidarının hayalleriyle yaşayan biri var karşımızda. Ve resmen bütün ülkenin vergisi, yurttaşın emeği, emekçinin alın teri, Cumhurbaşkanı'nın lüks hayatı durmasın, yazlık saray, kışlık saray gezebilsin diye har vurup harman savruluyor. Bu ülkenin, bu ekonominin belini doğrultmasının ilk adımı, bakın ilk adımı bu israfçı, artık tamamen tüm ülkeye zararlı hale gelmiş, parazit gibi yaşayan aileye veda etmektir. Yani sülale devrini bitirip faturalarımıza, market alışverişlerimize, hayatımıza derin bir nefes aldırma zamanındayız. Bu sülaleyi doyurmak dışında başka hiçbir derdi olmayanlar ülkeyi resmen yağma hasarın böreğine çevirmiş durumdalar. İşte geçtiğimiz günlerde gazetelerde çıkan haberler. Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Fonu Başkanı Türkiye için bakın neler diyor. Eğer diyor uzun vadeli planlarınız varsa Türkiye'den bir şeyler satın almak için müthiş bir fırsatla karşı karşıyayız. Ve daha şimdiden bu fırsat diye değerlendirdikleri konuları görüşmek için kendi deyimleriyle Türkiye'de yatırımlar yapmak için çaba içerisinde olduklarını söylüyorlar. Şimdi bu Türkiye Varlık Fonu aslında iktidarın kendi açtığı ekonomik yarayı kullanarak iktidarı biraz daha olsun sürdürülebilir hale getirmek için ülkenin elinde kalmış son kamu kaynaklarında sanki kendi ailelerinin malıymış gibi yabancı zenginlere peşkeş çekmek için kullanılıyor. Hepimizin, kamunun, toplumun, bu ülkenin yararının gözetilerek kullanılması gereken işletmeler ve hizmetler kar hırsıyla haraç mezat satılır hale gelmiş durumda. Bu haberde adı geçen yabancı yatırımcı bizim ülkemizin üretimlerini, kaynaklarını kelepir diye değerlendiriyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Kelepir diye değerlendiriyor. Yani adeta bugün bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın kandırılmasını, kazıklanmasını bir övünç vesilesi haline getiriyor. Şimdi net olun. Bu ülkeyi,
bu hale getiren ülkeyi üzülerek söylüyoruz. Yabancı zenginler için bit pazarı noktasına çeviren bu sülale iktidardır. Bu saray rejimidir. Onların bilinçli kötü yönetimi ve bitmeyen açgözlüğü ülkeyi bir yıkımın eşiğine getirmiştir. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük bir ekonomi sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar bakın, yeni rakamlar açıklanıyor. Türkiye her geçen gün bu iktidarın elinde bitme noktasına gidiyor. Bütçe açığı 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 192 milyar 244 milyondu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gelirlerinin 2021'de önceki yıla kıyasla arttığıyla övünüyor. Ama bir türlü bu bir avuç para babasını, zengini doyuramadığımız için ülke her geçen gün yoksullaşıyor ve bu ülkenin halkı bunun faturasını ödemek durumunda kalıyor. Ne oluyor değerli arkadaşlar? O saraydaki aileyi, sülaleyi ve bir avuç para babası, yandaşı doyuramadığımız için vatandaşın payına düşen faturaların artması oluyor. Sayısız örneğini bu hafta içerisinde yurttaşlarımız bize ulaştırdılar. Türkiye'nin her yerinden, evlerden, küçük işletmelerden halkımız faturalarını bizlerle paylaşıyor. Kış mevsiminde geçen yıl örneğin ortalama 1000 lira ödeyen vatandaş bugün 3000 liraya kadar fatura öder bir noktaya gelmiş durumda. Sosyal medya vatandaşların fatura isyanlarıyla dolmuş. Herkes biz bu faturalarla nasıl yaşayacağız sorusuna yanıt arıyor. Ama iktidar yandaşları bunu duymazdan, görmezden gelmeye devam ediyor. Bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Halkın zorunlu bir ihtiyaç olarak kullandığı, temel ihtiyaç olarak tarif edilmesi gereken elektriğin, suyun, doğalgazın bir avuç para babasını zengin etmek için özelleştirme yoluyla ve kötü ekonomi yönetiminin faturasını halka yansıtmak için sürekli olarak şişirilmesi artık vatandaşın sabredemeyeceği bir noktaya ulaşmış durumda. Özelleştirilen işletmelerden şirketlerin cebini doldurmak bizim işimiz değil. İnsanlar bir ay boyunca gece gündüz demeden insanlık dışı koşullarda çalışarak 3-5 kuruş maaş alıp bu parayı bir takım patronlar daha da zenginleşsin diye ya da birileri sarayda keyif çatmaya devam etsin diye artan faturalarla karşılamayacaklar. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Çözüm çok basit. Bu hizmetler asla ama asla kar amacı gözetilmeden her yurttaşımızın insanca yaşayabileceği koşullar sağlanarak sunulmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz ve internet günümüzde hepimiz açısından vazgeçilmez ihtiyaçlardır. Dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi olarak buradan tüm muhalefet güçlerine çağrı yapıyoruz. Hemen acil bir çözüm olarak, yarın hayata geçebilecek bir çözüm olarak Türkiye İşçi Partisi tarafından meclise sunulmuş kanun teklifinin gündeme alınması lazım. Yapılacak iş basit. Özelleştirmeler iptal edilecek. Halkın alım teri bir takım patronlara peşkeş çekilmekten vazgeçilecek. Herkese ihtiyacı karşılığı kullanabileceği hizmetler sunulacak. Bunun karşılığında faturaların derhal düşürülmesi son derece mümkündür. Ama
bugünkü iktidar bilinçli bir yönelimle halkın cebindeki son kuruşa da göz koymuş ve bunu almaya çalışıyor. Bakın değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir yurttaşımız AKP yöneticilerine derdini anlatmaya çalışıyor. Hemen bunu izlemeye alın, bunu takip alın diye suçlanıyor. Provokatör ilan ediliyor. Oysa derdini söylemek istiyor vatandaşa. Bu ülkeyi yönetiyorsanız bu ülke halkının ne durumda olduğunu da dinlemek zorundasınız. Vatandaşın sesini kısamayacaklar. Eğer vatandaşı susturmaya kalkarlarsa biz onun sesini yükseltmeye, onun sesine güç vermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, mesele açık. Ekonomiyi batırdılar. Ekonomiyi batırınca vatandaşın faturasını şişiriyorlar. Ülkeyi yönetemiyorlar. Ülkeyi yönetemeyince halkın üzerine polisi, jandarmayı, adliyeleri salıyorlar. İnsanları korkutarak teslim almak istiyorlar. Bunu başaramadıkları durumda bu sefer tarikatları, cemaatleri büyüterek insanları esir almaya çabalıyorlar. Yani AKP memleketi her açıdan bir yıkıma doğru sürüklüyor. Ekonomik yıkım yaşanıyor. Bedeli halka ödetiliyor. Bu bedeli ödemek istemeyen insanlar isyan ettiklerinde, seslerini çıkarttıklarında tehdit edilmek isteniyorlar. Korkutulmak isteniyorlar. Baskı altına alınmak isteniyorlar. Bu da yetmediği zaman tarikatlar eliyle, cemaatler eliyle ülkeyi bir karanlık ağıyla kuşatmak için çaba sarf ediyorlar. Bu iktidar döneminde halkı esir almak için en fazla uygulanan yöntemlerden bir tanesi tarikatların ve cemaatlerin önünün açılması, bunlara kamu kaynaklarının sunulması, halkın değerleriyle bu gerici, yobaz örgütlenmelerin önünün açılması ve sonunda Enes Kara örneğinde gördüğümüz gibi, Antalya örneğinde gördüğümüz gibi, Ensar örneğinde gördüğümüz gibi bu tarikatların ve cemaatlerin ülkenin geleceğini tehdit eden bir noktaya gelmesi de iktidar tarafından tercih ediliyor. Bu açıdan Türkiye İşçi Partisi olarak geçtiğimiz hafta sıkça konuşulan, gündemde kalması için çaba sarf ettiğimiz bu tarikat ve cemaat ağlarına karşı mücadeleyi devam ettireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'yi bu içine düşürüldüğü karanlıktan çekip kurtarmak için emekçilerin geleceğini karartan, gençlerin geleceğini yok eden, bu ülkenin geleceğini ipotek altına almaya çalışan bu gerici örgütlenmelere karşı her alanda mücadeleyi sürdüreceğimizi ve halkın dayanışmasını örgütlemeye devam edeceğimizi paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, kuşkusuz buna karşı her yerde sesler yükselmeye devam ediyor. Örneğin buradan Lila Kağıt işçisi arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi selamlamak istiyoruz. Aylardır süren bir çabanın sonunda Çorlu'da yetki alma noktasına gelen selüloz iş üyesi işçi kardeşlerimiz yine patronların hak tanımaz tavrıyla karşı karşıya. Her yıl kârlarına kâr katan patronlar işçilerin en temel hakkı olan, yasal, anayasal hakkı olan örgütlenme özgürlüğünü engellemek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Biz patronların bu iktidar destekli saldırıları karşısında işçi arkadaşlarımızın birleşerek, dayanışmalarını güçlendirerek mutlaka zafere ulaşacaklarına inanıyoruz. Kendileriyle dayanışma duygularımızı paylaşmak istiyoruz. Bir başka örnek Bingöl'de. Bingöl'de Türkiye İşçi Partisi çalışmaları gerekçe bildirilmeden valilik tarafından engellenmeye çalışıyor. Üniversitede öğrenci arkadaşlarımız hakkında rektörlükler tarafından idari soruşturmalar başlatılıyor. Resmen bu ülkede valilikler AKP il başkanlıklarına, valilik makamlarına, AKP il örgütlerine dönüşmüş durumda. Buradan bir kez daha tüm bu hukuksuz girişimlerin altına imza atan kamu görevlilerini uyarıyoruz. Her yurttaşımız önceden izin almaksızın siyasi faaliyette bulunma,
silahsız olması koşuluyla istediği her yerde yurttaşlarla yan yana gelip gösteri yapma hakkına sahiptir. Saraydan gelen talimatları anayasanın üstünde gören valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri büyük bir hata işlemektedirler ve bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Biz buradan Türkiye'nin dört bir yanında bu çalışmaları sürdüren tüm partili arkadaşlarımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Ne olursa olsun halkın sesi ülkenin dört bir yanında yankılanmaya devam edecek. Bu iktidarın baskıları da bize vız gelir tırıs gider. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar diyoruz. Değerli arkadaşlar, geldiğimiz nokta, Adalet ve Kalkınma Partisi artık bu ülke için bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. AKP Türkiye'sinde yaratılan bu baskılar, ekonomik kriz, geleceksizlik ve umutsuzluk nedeniyle insanlarımız genciyle yaşlısıyla, çoluğuyla çocuğuyla artık umutsuzluğa sürüklenmektedir. AKP politikalarıyla halk sağlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle Türkiye İşçi Partisi olarak halkımızın sağlığını ciddi biçimde tehdit eden bu iktidara karşı nasıl koronavirüse karşı mücadele ediyorsak hep birlikte dayanışmayla, AKP iktidarına karşı da hep birlikte mücadeleyi büyütme çaresi yapıyoruz. Kamuoyuna yansıdı. Bilindiği gibi bugün uzunca bir süredir tartışılan, konuşulan, halkı, bu ülkenin geleceğini, emekçileri, gençleri, kadınları düzen sınırları içerisindeki tartışmalara mahkum etmeyen, halka yeni bir alternatif sunma ihtiyacına yanıt olması amacıyla sürdürülen faaliyetlerin bir aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Umuyorum önümüzdeki günlerde hep birlikte halkın bu iktidara karşı mücadelesini güçlendirecek, bu iktidardan kurtulduktan sonra da hep birlikte eşit, özgür, barış içinde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeye yürüyüşümüzü güçlendirecek yeni bir ittifakın temellerini atacağız. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu konuda ortak değerlendirmelere sahip olduğumuz tüm siyasi partilerle, sendikalarla, emek örgütleriyle, meslek örgütleriyle halkın sesinin en güçlü biçimde çıkabilmesi için seçimlerden önce başlayacak, seçimlerde sürecek ve seçim sonrasında Türkiye'nin yeniden kuruluşuna, bu iktidarın yarattığı 20 yıllık yıkımın sonuçlarının ortadan kaldırılmasına katkı sunacak bir halk ittifakının, bir üçüncü ittifakın, bir demokrasi ittifakının oluşması için elimizden geldiğince sorumlu davranacağımızı ifade etmek istiyorum. Hep birlikte bu ülkenin tüm ezilenleri, yok sayılanları, sesi bastırmak istenenleri bu alternatifi güçlendirmek zorundadır diye düşünüyoruz. Umuyorum önümüzdeki günlerde sonuç almış, güçlenen, büyüyen, gerçek bir alternatifi Türkiye siyasetine armağan eden sonuçları da burada hep birlikte paylaşıyor olacağız. Hepimize kolay gelsin diyorum, başarılar diliyorum.